Ekotürk ekranlarında makroekonomi programıyla karşınızdayız. Ben Serdar Pazı. Çok değerli bir konuğum var. Onunla Türkiye ekonomisindeki son durumları değerlendiriyor olacağız. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi sevgili Ege Yazgan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Hocam isterseniz günün sıcak geçmesi bütçe verileri ile başlayalım. Bütçenin Ocak-Ekim ile beraber 600 milyarı aşan bir toplamda açık verdi ve faiz dışı tarafta da aslında hani mali disiplinden belki biraz bu kopma emaresi mi yoksa deprem harcamalarının yansımaları mı şeklinde de sorgulanmasına yol açtı. Siz acaba bütçe rakamlarını nasıl değerlendirdiniz? Aslında ben tabii bütçe açısından baktığım zaman genel sırf bu rakam değil, Ekim rakamı değil, genelde yılbaşından itibaren baktığım zaman aslında bu yıl için ben çok daha yüksek bir bütçe açığı bekliyordum. Malum deprem esas burada önemli olan. Yani yaklaşık ilk deprem felaketi meydana geldiğinde ben gayri safi milli hasılanın açığı 9'lara kadar gider diye düşünüyordum ki artık öyle değil. Yani tahminim bunun çok daha azaldı bu konuda. Yani böyle bir yıl için bütçe performansını ben bu anlamda yani başarılı demek zor tabii böyle bir durum içinde ama çünkü yüksek bir açık bu ama bu koşullarda bakıldığı zaman bütçenin iyi bir performans sergilediğini ben bütün bu kadar zor bir zamanlara rağmen hem bütçe açısından hem de deprem açısından baktığımız zaman bütçenin ben bu konuda esas para politikasına ziyade bütçe tarafının hala iyi seyrettiği kanaatindeyim. Yapılan hatta önümüzdeki yıl için burada belki bütçe çok sıkı bir bütçe uygulamasının gereği olmadığı da kanaatindeyim. Doğrusu oraya baktığımız zaman böyle düşünebiliriz ama sıkı para politikasının ciddi sıkılıkta uygulanması gerektiğini o ayrı bir konu. Ama maliye politikasının daha gevşek olabileceği kanaatindeyim. Buraya genel söyleyebileceğim bütçeyle ilgili bu çok özel bir yıl çünkü deprem artı diğer bütün her şey bir araya geldiği zaman baktığınızda ki geçen yılki açığa bakın yanılmıyorsam gayri safi milli hasılanın %1'i yani bu, evet hocam. Bu gerçekten yani düşük bir açık ki böyle bir o yıla da bakacak olursak o yıldaki baktığımız zaman ekonomi politikasının son derece hem para politikasının inanılmaz geniş bir para politikası ve çok genişleyici bir politika. Ve zaten enflasyondan da belli o yılın içinde. Buna rağmen %1'in olması da bu anlamda maliye politikasının daha esnek, daha serbest uygulanabileceği düşüncesini bende uyandırıyor. Yani genel ekonomi politikasına da baktığımız zaman sorunumuz çoğunlukla bütçede değil aslında. Para politikası tarafında ciddi biçimde bu enflasyonist durum da bu bütçenin maliye politikasından kaynaklanmıyor. Tamamen ve bana kalırsa para politikasından kaynaklanıyor. Ama tabii ki bu para politikasının işte KKM vesaire gibi unsurlarını bir araya getirdiğiniz zaman bu sayede daha şimdi yeni kendine gelmeye başlayan devlet iç borçlanma senedi tahvillerini vesaireni bu para politikasını düşünürseniz orada belki de bu maliye politikasının da özellikle geçen yıl için neden bu kadar koşullara göre iyi bir durumda kaldığını da anlayabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. Kamu bu para politikası sayesinde tıpkı birçok firma gibi aynen o da piyasa enflasyonun çok altında borçlanma olanağını kazandı. Bunun faturası da tabii ki enflasyon olarak hepimize ödedildi. Yani burada kamu bütçesiyle ilgili benim genel düşüncem bu. Serdar biraz uzattım istiyorsan sen soruları sor. Ben de cevap vermeye çalışayım. Yok gayet aydınlatıcı oldu hocam. Teşekkür ederim. Tabii enflasyonun dizinde dile getirdiğiniz gibi yani herkes etkileniyor. Ama tabii dar gelirli ve hani özellikle asgari ücretli çalışan kesimin tabii daha fazla etki altına aldığı hani gıda harcaması özellikle gıda enflasyonu tarafındaki yukarı yönde harekette ciddi şekilde etkili oluyor. Evet. Şimdi yılın sonuna doğru enflasyonun nerede şekilleneceği 3 aşağı 5 yukarı belli olunca işte asgari ücret komisyonu, ücret belirleme, İstanbul Ticaret Odası'ndan
bir çıkış geldi başkandan. Yani beklenen enflasyona evet. göre biz ücret artışı yapalım. Ama evet. yani aradaki bu kadar makasın, siz de hatırlayacaksınızdır o IMF evet, zamanı 2001'de de bir yani enflasyon 70 olmuşken biz 20 enflasyon hedefliyoruz diye 20 zam yapılmıştı. İnanılmaz bir refah kaybına yol açmıştı çalışanlar arasında. Hani ona benzer bir durum olur mu? Onun olabileceği bir şu an ortamda mıyız? Siz nasıl değerlendirdiniz acaba bu? Bence tabii bu şimdi normal koşullar altında tabii ki ücretlerin beklenen enflasyona göre ayarlanmasını istemek doğaldır. Ama zaten biz bunu bu reçetenin öne sürüldüğü yer normal bir durum değil. Yani zaten bunu bir dezenflasyon programının parçası olarak öne sürülüyor. Bazı yani standart dezenflasyon politikalarının da aslına bakıldığı zaman genellikle böyle yöntemlere gittiği, yani talebi özellikle de ücretleri kontrol ederek, talebi ücretleri de enflasyona göre endekslenme mekanizmasını kırarak bu şekilde bir dezenflasyon sağlamaya yöneldiğini biliyoruz. Bu çok standart. Buradan da tabii ki bu dezenflasyonun yükü, maliyeti tamamen ücretliler üzerine biner. Ve o çok sık eskiden de rastladığımız yöntemlerden bir tanesi. Mesela bir tanesinin örneğini zaten sen söyledin. Daha başkalarını da eklemek çok mümkün. Eski dezenflasyon politikalarında bütün dünyada, sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Özellikle de eskiden IMF böyle politikaları çok savunurdu. Hem sıkı para politikası, hem de ücretleri kontrol edeceksiniz. Hem de bir de üzerine maliye politikası da sıkı olacak. Bütün bu sıkılığın ardında tabii ki ekonomi öyle bir daralır ve küçülürdü ki bunun karşısında tabii ki enflasyon düşerdi. Ama maliyet dediğim gibi buradan hemen ücretlilere bildirilirdi. Şimdi şu bu anda şu Türkiye'nin şu içinde bulunduğu konjonktürde böyle bir istikrar politikasını uygulamanın çok büyük bir sosyal huzursuzluğa yol açacağını söylemek yanlış olmaz. Yani çünkü neden? Çünkü biz öyle kötü bir yerden başlıyoruz ki bu maalesef yaratılan bu enflasyon işsizlik yaratmadı, küçülme yaratmadı, ekonomik daralma yaratmadı ama büyümeyi düşürdü. Yani büyümeyi düşürdü, daha kalitesiz bir hale getirdi, düşürdü ama büyümeyi eksiye çevirmedi, daraltmadı ve büyük bir enflasyon yarattı. Bu arada da bu enflasyondan kaybedenler de yine ücretliler oldu ve ücretlilerin gayri safi milli hasıla içinde aldığı pay düştü vesaire. Şimdi böyle bir noktada siz bu biraz önce tasvir ettiğim standart uygulamayı yaptığınız anda bir daha emekçilerin üzerine, yani ücretli çalışanların üzerine, tüm aslında emek gelirleri olanların üzerine yüklendiğiniz zaman yani öyle kötü bir yerden başlıyorsunuz ki burayı ona yüklediğiniz anda büyük bir problem ortaya çıkar. Bunu hiçbir siyasi iktidar kolay kolay kaldıramaz. Bence bu nedenden dolayı da ben bunun kolay kolay böyle uygulanabileceğini düşünmüyorum. Bu güne bakacak olursak. Şimdi tabii başarılı dezenflasyon örneklerine de geri dönecek olursak, yani böyle çok zor olmayan bir dezenflasyonu böyle yapabilirsiniz biraz önce dediğim gibi. Yani ücretlilere bindirerek maliyetini, ama şu anda içinde olduğumuz koşullar aslında pek de öyle standart dezenflasyon yapılabileceği zamanlar değil. Mesela 2018'de aslında faizleri arttırdığınızda bakın enflasyon düştü 2018'deki resesyonla beraber. Ama şimdi resesyon yaratsanız bile işiniz o kadar kolay değil. Bu biraz böyle eski İsrail'in çok eskiden uyguladığı örnekleri hatırlatıyor. Orada nasıl yapılmıştı bu işler? Tabii ki sendikalar hepsi bir araya girerek ücret artışlarını geriye doğru endekslemeyi bitirdiler ama buna mukabil İşverenler de dediler ki biz de fiyat artışlarımızı aynı şekilde kontrol edeceğiz. Onları da biz aynen hedeflediğimiz orana doğru endeksleyeceğiz. Yani siz ileriye yönelik olarak ücretlere %20 artış veriyorsanız biz de fiyatlarımızı işverenler olarak %20'den daha fazla arttırmayacağız. Böyle bir konsensüsle başarılı bir biçimde yapıldı. Şimdi Sayın İTÜ Başkanı bunu söylüyor ama böyle bir diğer tarafından hiç bahsetmiyor. Yani ben aynı şekilde ben de işveren örgütü temsilcisi olarak, işverenler olarak biz de fiyatlarımızı aynı biçimde arttırmayacağız. Bunları kontrol edeceğiz. Ben de kendi üyelerimle birlikte buna razıyım demiyor. Şimdi bu kaldırılabilecek bir durumda böyle bir yaklaşım şu anda Türkiye için kaldırılabilecek bir yaklaşım değil. Nitekim
İTO'nun İTO'nun diyorum pardon, geriye dönüp bakacak olursanız aslında şeydeki TÜİK'in açıkladığı şirket bilançosu verileri var. Oradan net olarak görüyorsunuz son enflasyonist dönemde birçok sektörde hemen hemen hepsinde karlar ücret enflasyonun çok çok üzerinde, ücretlerinde çok çok üzerinde artmışlar. Yani bakıyorsunuz enflasyon %80, kar artışı %200. Tamam? TÜİK'in verileri. Yani herkes bunu gidip oradan kontrol edebilir. Böyle bir yaklaşımda biz enflasyonu bu anlamda sadece ücretlerin üzerine bindirerek düşüremeyiz diyeyim. Teşekkür ediyorum Serdar. Yine uzattım, özür dilerim, pardon. Yok hocam, vaktimiz bol. Yani sizi dinlemek her zaman büyük keyif. Bakan Şimşek'in isterseniz açıklamalarına biraz da değinelim, onun üzerinden konuşalım. İşte bu şu an itibariyle uygulanan ekonomik programın biz esas meyvelerini 2024'ün ikinci yarısında almaya başlayacağız ve işte yabancının da güveni tam anlamıyla tesis olup fon akımları ülkemize başlayacak şeklinde. Ama tabii hani çocukken tıp oyunu oynardık. Hani tıp dendiği anda herkes bir hareketi bırakıp olduğu yerde dururdu. Hani gelecek senenin ikinci yarısına kadar hani durup onu bekleyebilecek de halde değiliz gibi gözüküyor. Yani özellikle fonlanması gereken, dışarıdan elde etmemiz gereken finansman, çevrilmesi gereken iç borç vesaire. Şimdi dolar bazında da maliyetler önemli ölçüde arttı, çifthaneye yaklaştı. Amerika'nın faizinin de artmasının katkısı var. Ama CDS'teki böyle bir işte 360'lı seviyelere doğru geri çekildi. Hani bir miktar sanki yabancının buraya bakışının toparlanması anlamına gelebilir mi? Ama mevkul kıymeti tarafında da bakıldığında portföy yatırımları, hissesini tahvil, swap tarafında çok da anlamlı bir giriş de görmüyoruz. Siz hani Bakan Şimşek'in bu yorumunu ve piyasadaki malum durumu beraber nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle yapalım o zaman, bütün bunların hepsini bir arada düşünmek lazım. Biraz evet. Enflasyonun nasıl bir durumda olduğunu ben bir önce anlatayım. Ondan sonra yıl sonuna doğru oraya geçelim. Arada da ne olursa da yani hani kesmek istediğim bir yer olursa lütfen kes. Sor. Yok hocam, vaktimiz bol. Biz sizi dinliyoruz. Teşekkürler. Tamam, güzel. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ya maalesef enflasyonu şu anda düşürmek o kadar kolay değil. Biraz önce anlattığım gibi enflasyon yani böyle standart bir dezenflasyon programında uygulansa hani burada başarı elde etmek, yani diyelim ki hani biz bunları yani ücretlerin üzerine bindirelim bu işi, bütün faturayı onlar ödesinler işte efendim ondan sonra böyle yapalım desek bile yani başarıya ulaşmamız zor olacak böyle bir yerde. Neden? Çünkü öyle bir yere gelmiş durumda ki bu... Şöyle bir şey oluyor tabii. 2018'de bu hikaye ilk başladı. Hatırlarsanız ilk büyük kur artışı o zaman da Ray Brunson kriziyle beraber geldi. O zaman bu hemen fiyatlara yansıdı. Şimdi ama hangi fiyatlara yansıdı? Genellikle de yansıdığı fiyatlar böyle iç piyasaya yönelik olan servisler, genel olarak hizmetler de hemen yansıma olmuyor. Diğerlerinde de hızlı bir yansıma oluyor ama yani servislerde daha gecikmeli bir yansıma meydana geliyor. Ne demek bu? O zaman şok geliyor. Şok geldiği zaman önce işte mal grubuna sirayet ediyor. Onlar fiyatları ister istemez arttırıyorlar. Bunlar ya ithal malları ya da ihracatta konu olan mallar, içeriye de üretilse. Dolayısıyla oraya yansıma hemen oluyor. Ama sonra hizmetler de bunu hızla yakalamak istiyorlar. Şimdi 2018'de böyle değildi. 2018'de hem daha bu yansıma daha düşüktü. Dolayısıyla ilk oraya geldiğinde hemen bir faiz arttırımı da yapıldı. Bu faiz arttırımı ile birlikte ekonomi 3 çeyreklik bir resesyona girdi. Küçük de bir resesyondu ve enflasyon düştü. Orada bu enflasyon dinamiği hemen düştü. Çünkü bu dinamik böyle tam böyle daha kangren hale gelmemişti. Ama sonra 2021'in sonunda gelen kur şoku, hatırlayın o faizleri düşürdükten sonra KKM'nin girmesine sebep olan o kur yükselişi. Sonra seçimlerden sonra gelen hızlı kur yükselişine bakıyorsunuz. Bu yansıma hem mallar grubunda yani hizmetlerin dışarıda kalan grubunda baktığınız zaman orada çok hızlı bir yansıma yapıyor. Hem de hizmetler tarafı çok daha hızla enflasyon yaratmaya devam ediyor yakalamak için. Şimdi bunu yani günlük hayatımızdan da görebiliyoruz. Restoranlar vesaireler şu anda anormal fiyatlara gelmiş durumdalar. Bunun sebebi de bu. Şimdi burada faizleri arttırarak, kinetikin faizler de arttı. Biraz talebi düşürmeye, krediyi daraltmaya falan çalışmanız bu dinamiği
kıramıyor kolay kolay. O yüzden enflasyonu düşürmek o kadar kolay değil. Bu nedenle ben aynı zamanda biraz önceki yorumu yaparken hani sadece bu iş ücretlere kısıtlayarak olmaz. Bu daha geniş bir konsensüsle herkesin işin içine katılmasını gerektiren bir enflasyon mücadelesi. Yani iş adamları da fiyat artışlarını sınırlandıracaklar. Çünkü bu bahsettiğim enflasyon sürecinin içerisinde yaşadığımız şey öyle korkunç ki bütün fiyatlama davranışları bozulmuş. Herkes tutturabildiğine fiyatı veriyor. Aynı malı, yani bunu herkes yaşıyordur. Aynı malı bir metre uzağındaki mağazada yani %20 fiyat farklarıyla görüyorsunuz. Yani bu inanılmaz şeyler var burada fiyatlama üzerinde. Yani tutturabilen tutturabildiğine satıyor. Bu böyle bir atmosferde siz ne kadar krediyle talebiyle kıssanız kolay kolay bu fiyatlama davranışını düzeltebilir hale getiremezsiniz. Çünkü bir de sırf artık kur şeyi de gündemden çıkmış durumda. Yani ben kur şokunu yedim, bütün bunlar ondan sonra. Hayır, kur artışı beklentisi oranında bütün fiyatlar endeksleniyor. Fiyatlar artıyor. Yani ücret endekslemesiyle uğraşacağımıza bu fiyatların sürekli olarak endekslemesiyle uğraşsak daha doğru bir yerle uğraşmış oluruz. Şimdi bu davranışı kırmak öyle işte fiyat talebi daraltalım. Kolay kolay orada yapılabilecek bir iş değil. Ha şunu yaparsınız tabii. Faizleri bugün %100 yapalım. Bütün talebi öldürelim. Ekonomide işte %-10 küçülsün. Ha o zaman tabii olur. Ama yani böyle bir yıkımı yapmadan daha makul bir düzeyde bu işi yapabilmenin yerini geçmiş durumdayız. Şimdi Merkez Bankası, şimdi böyle bir atmosferde ne yapmanız lazım? Bir, kur şoku yemeyeceksiniz. Ha, ama kur şoku yemeniz de yetmiyor. İnsanların kur şoku yemeyeceğinize dair ikna olmaları gerekiyor. Çünkü dediğim gibi kur artacak beklentisini de fiyatlara giydiriyorlar. Ve bu arada bir ay sonra geri dönüp baktıkları zaman kur artmamış, o zaman ben fiyatları düşüreyim ya da arttırmayı durdurayım demiyorlar. Yine kur artacak beklentisinde yine fiyatları artırabiliyorlar. Yani o fiyattan satış olduğu sürece yani piyasada bunların alıcısı olduğu sürece, bu alıcı olmayı yaratan bu ortam ortadan kalkmadığı sürece, ki hala herkes şu anda o ortamın içerisinde, herkes şu anda elimde TL kalmasın, biraz bu değişiyor yavaş yavaş ama hala elimde TL kalmasın, ne bulursam alayım şeklinde olaya yaklaştığı zaman bu talep kesilmiyor tabii. Bu talep kesilmediği zaman da yani bunu burada düşürmek dediğim gibi ya çok büyük bir maliyetle olacak ya da nasıl olacak, o zaman herkesin konsensüsüyle olabilir. Yani işverenlerin de burada devreye girip yani demesi gerekiyor ki madem böyle bir problem var, tıpkı ücretlere önerdiğimiz şeyi biz de işverenler olarak biz de yapalım, biz de fiyatlarımızı kontrol edelim. O zaman hepimiz ortak davranırsak böyle, o zaman gerçekten enflasyon da oraya düşer. Ama makro politikanın da bunu destekleyecek nitelikte olması lazım. Şimdi hükümet şöyle düşünüyor. Bir, kur şoku yemeyeceğim, doğru. Onun için yabancı sermaye bulacağım. Yıl ortasına kadar da talebi daha az kısıtlayacağım. Önümüzdeki 24'ün ortasına kadar. Yani evet, sıkı para politikası uygulayacağım ama o sıkı para politikası böyle bu korkunç talebi öldürecek nitelikte olmayacak. O yüzden enflasyon artmaya devam edecek. Yıl sonundan sonra ben daha belki bu sıkılaştıracak önlemleri uygulayabilirim. Burada da önemli olan şey tabii Mart seçimleri. Neden yılbaşı deniyor? Yılbaşında ücretler yine seçimler nedeniyle artırılacak. O zaman da bu enflasyonun, dezenflasyonun oluşma süreci ötelenecek. Şimdi maalesef ama ötelendikçe de bu işi düşürmek daha zor hale geliyor. Bu nedenle ya bu politika, şu anda yapılan politikanın bir ana dayanağı tam senin bahsetmiş olduğu gibi yurt dışından sermaye girişine bağlı. Çünkü neden? O yurt dışından sermaye girişi kur tarafının sakin gideceğini garantileyecek ve insanları bu konuda ikna edecek. Sermaye girişi bu nedenden dolayı olmazsa olmaz şart. Ama yeterli şart değil. Gerekli şart ama yeterli şart değil. Bunu yaptınız diye enflasyon düşmez. Çünkü bakın geçen senede faizler eksi işte 40'larda vesairelerken reel faizler, o zaman da kuru kontrol ediyorduk. Nasıl kontrol ediyorduk? Merkez Bankası rezervlerinden piyasaya satış yaparak bunu yapıyorduk. Ama enflasyon durmuyordu. Yani kuru kontrol ettiniz diye enflasyon duracak anlamına gelmiyor. Talebi de
buna paralel olarak kısmanız lazım. Ama talebi kısmak konusunda da bu kadar çekingen davranıyorsunuz seçim vesaire nedeniyle. Bu biraz önce bahsetmiş olduğum mekanizmada kendini giderek daha içinden çıkılmaz hale getirmeye çalışıyor. Bu nedenle benim yani görüşüm, şeyi anlayabiliyorum, seçim nedeniyle burada biraz yavaş gidilmek istendiğini anlayabiliyorum. Acı reçete içilmemek istenilmemesini de anlıyorum. Çünkü sırf seçim meselesi de değil bu. Çünkü bu enflasyonun yaratmış olduğu korkunç bir gelir dağılımı bozukluğu var. Bu korkunç gelir dağılımı bozukluğu nedeniyle zaten insanların canı burnunda ve dolayısıyla bu insanlara daha fazla fedakarlık yapın demek kolay değil. Bu nedenlerden dolayı bu işi yavaş yavaş yapalım istiyoruz ama yavaş yavaş yaparken de hep beraber yapmamızdan başka bir çare yok. Yani yine başa döneceğim, işveren örgütleri lütfen açıklamalarını yaparken sadece ücretler üzerinden değil, biraz da kendi üyelerinin, kendi firmalarının yapacağı fiyat ayarlamaları ve bu dezenflasyon sürecine biz de nasıl katkıda bulunabiliriz? Efendim, herkes şeyden bahsediyor, herkes enflasyondan yakınıyor ama gittiğiniz zaman bir iş adamıyla, bir firmayla konuştuğunuz zaman da ihracatçıyla enflasyon çok fena vesaire, peki nasıl bununla baş edeceğiz denildiğinde kur korkunç değerli diyor, daha ne olması lazım? Devalüe olması lazım TL. Peki devalüasyon olurken, biraz önce anlattığım bütün bu manzara ortadayken devalüasyonla birlikte sizin dezenflasyon yapmanız nasıl mümkün olacak? Ayrıca yani gerçekten reel kura baktığınız zaman 2001 krizinin durumundayız, dönemindeyiz. Gerçekten reel kur bu kadar şikayet edilecek kadar TL değerli mi? Bütün bunları bir araya koyup düşündüğünüz zaman ya da bir de en sonunda da şu ekleniyor iş adamlarımız tarafından. Bir de finansman sıkıntımız var. Faizler çok yüksek. Şimdi peki bütün bunlar olacak, hem düşük faizle kredi alınacak, hem efendim kur artırılacak, hem karlar enflasyonun 3 katı 4 katı yapılacak ve enflasyon düşecek. Böyle bir şey mümkün mü? Yani böyle bir şey mümkün olamayacağına göre herkesin bu manzara karşısında makul bir biçimde düşünüp yani kendi üzerine düşen fedakarlığı nasıl yapabileceği konusunda, bir konsensüse, bir anlaşmaya nasıl verebileceği konusunda düşünebiliyor olması lazım. Aksi takdirde herkes bu bana dokunmasın, ben buradan ben ne olursa olsun ama enflasyon düşsün deniliyorsa düşmez enflasyon. Ve biz bu şekilde yaşamaya da devam ederiz. Dediğim gibi eğer böyle bir anlayış oluşmazsa da bu enflasyonun düşmesinin tek koşulu kalıyor. O zaman çok sert bir resesyon olması gerekiyor. Bu da kaçınılması istenilen bir şey doğal olarak, anlaşılabileceği gibi. Evet. Evet hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. İlgi Üniversitesi öğretim üyesi Ege Yazgan makroekonomi programında bugün konuğum oldu. Ve böylece programı sonlandırıyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.